Herkese merhaba. Saatlerimiz 18.20. Günden kalanlar başlıyor. Ben Didem Arslanoğlu. Hoş geldiniz ekranlarınız başına. Ekonomist Vedat Özdan'la birlikteyiz bugün. Vedat Bey hoş geldiniz. Merhaba. Birazdan elimizdeki önemli gündem başlıklarını sizinle değerlendireceğiz. Öncelikle müsaade ederseniz eğer Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Bloomberg HT Avrupa Piyasaları analistimiz Ceren Dilekçi Köseoğlu hazır ve bizi bekliyor. Ceren, hoş geldin sen de yayınımıza. Avrupa tarafı hangi gündem başlıkları ve nasıl bir fiyatlamayla yeni haftaya merhaba dedi, seni dinliyoruz. İdam merhabalar. Evet, bugün Avrupa endekslerinde yön arayışı var. Endekslerde karışık seyri öne çıkıyor şu saatlerde baktığımız zaman. Fransa borsası sınırlı düşüşte işlem görürken İngiltere borsasında sınırlı yükseliş var. Alman DAX endeksi ise yatay seyirde. Gelen bilançolar piyasa tarafından takip ediliyor yakından. Bugün özellikle alüminyum ve demir cevheri fiyatlarında yaşanan yükselişin etkisiyle Avrupa'da temel kaynaklar endeksinde yükseliş biraz daha hızlandı ve temel kaynaklar endeksi %2,5'a varan oranla yükselişle işlem görüyor Avrupa'da. Az önce veriler tarafında Euro bölgesinden tüketici güveni verisini aldık ve Avrupa Komisyonu tarafından açıklanan endekse baktığımız zaman bir önceki aya kıyasla bir toparlanma yaşandığını görmekteyiz. Yani Ocak'ta -20.7'den Şubat ayında -19 seviyesine çıktı. Yani son bir yılın en yüksek seviyesine yakın olsa da endeks yine de tarihi düşük seviyelerde kalmaya devam ediyor. Tabi bu toparlanmanın nedeni özellikle enerji fiyatlarında yaşanan hızlı düşüşün etkisiyle Avrupa'da artık resesyonun atlatabileceğine dair beklentiler. Fakat diğer tarafta hane halkı tüketiminde düşüş devam ediyor. Bu da tüketici güveni üzerindeki baskı yaratan temel unsur olarak sayılabilir. Tabi kurumlardan da uyarılar geliyor. Yani Fed'den şahin tonda açıklamalar gelmeye devam ettikçe raporlar da küresel hisse senedi piyasalarına dönük olarak, fiyatlamaları dönük olarak biraz daha dikkatli olunması gerektiği yönünde önümüzdeki de özellikle yıl sonuna kadarki süreçte mesela JP Morgan son açıkladığı raporuyla birlikte küresel hisse rallisinin yavaşlayacağı uyarısını yaptı. Buna gerekçe olarak Avrupa ve ABD'de aşağı yönlü hareket eden para arzı ve ters getiri eğrisi gibi temel parasal göstergelerden gelen uyarı işaretlerini gerekçe gösterdi. Diğer yanda geçtiğimiz haftada ABD'den üretici fiyatları verisini almıştık. Yani üfe beklentilerin üzerinde bir artış kaydetmişti. JP Morgan da raporunda ABD'de hala enflasyonun yavaşlamadığına dikkat çekti ve bunun piyasalar üzerinde bir risk unsuru olarak fiyatlanmaya devam ettiği görüşünü paylaşmış oldu. Diğer tarafta tabii FED yetkililerinin şahin yorumlarının faiz oranlarının daha önce beklenenden daha yüksek olabileceğine ilişkin kaygıları da beraberinde getirdiğine dikkat çekti kuruluş. Bugün bir başka açıklama ise Almanya'dan geldi. Alman Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü Başkanı Rus Savaşı'nın Almanya'ya maliyetinin 100 milyar euroya ulaştığını açıkladı. Tabii Avrupa ülkeleri arasında aslında hem doğalgaz tarafında, enerji tarafında Rusya'ya en bağımlı ülke Almanya. Bu nedenle Avrupa ülkelerinin geneline kıyasla daha olumsuz etkilenmiş durumda Almanya ve maliyette çok daha yüksek. 100 milyar euro tabii ülkenin gayri safi yurt içi hasılasının %2,5 seviyesine denk geliyor ve enerji krizinin devam etmesi halinde, yani enerji fiyatlarında yeniden bir yükseliş yaşanması halinde bu maliyetin çok daha yüksek seviyelere gelebileceği uyarısında bulunuldu. Bugün Avrupa'da doğalgaz fiyatları 51 eurolar seviyesine işlem görüyor. Geçtiğimiz hafta megawatt saati 50 euronun altına gerilemişti ve 18 ayın en düşük seviyesine gerilemişti fiyatlar. Bugün 51 euro bandında işlem görüyor. Fakat bugün mesela Bundesbank'tan, Almanya Merkez Bankası'ndan uyarılar geldi. Enerji fiyatlarında yaşanan düşüşün etkisiyle özellikle kısa vadeli görünümü bir miktar iyileşmekte olduğunu, fakat temel görünümde önemli bir değişiklik olmadığına dikkat çekti kuruluş. Her ne kadar tabii enerji fiyatlarında yaşanan düşüş enflasyonist baskılar tarafında endişelerin bir miktar azalması yol açsa da ücret artışlarına dikkat çekiyor aslında Merkez Bankası. Özellikle politika yapıcılar, geçtiğimiz hafta Avrupa Merkez Bankası üyelerinden de benzer uyarılar gelmişti. Bundesbank'ta yayınladığı aylık raporunda yaptığı açıklamayla daha güçlü ücret anlaşmaları gördüklerini, bunun da enflasyonu bir süre daha yüksek tutacağı konusunda uyardı. Fiyatlar üzerinde gözle görülür ikinci tur etkiler beklenebilir açıklamasını yaptı. Son tahminini Aralık ayında yayınlamıştı. Aralık ayındaki tahmininde Alman ekonomisinde
%0.5'lik bir daralma beklentisi vardı bu sene için. Tahmininde bir değişikliğe gitmedi fakat bir miktar daha iyimser olduğuna dikkat çekti kuruluş. Tabii Avrupa Komisyonu'nun geçen haftalarda yayınladığı tahmin ise Alman ekonomisi için bu sene %0.2'lik bir büyüme yönünde. Bu bağlamda baktığımız zaman Bundesbank'ın tahmininin diğer kurumlara kıyasla daha karamsar bir noktada olduğunu söyleyebiliriz Didem. Ceren, çok teşekkür ediyoruz paylaştığın bu notlar için. Sana kolaylıklar diliyorum ve stüdyoya dönüyorum. Tekrar ekonomist Vedat Özdan'la birlikteyiz. Vedat Bey, hoş geldiniz diyeceğim ama ağız alışkanlığı. Öncelikle başınız sağ olsun. Sağ olun. Tüm milletimizin olduğu gibi ama sizin doğrudan da birinci derecede bir kaybınız, teyzenizi kaybettiniz. Evet. Allah rahmet eylesin. Size de sabırlar diliyorum. Ve bölgedeydiniz, Antakya'ya gittiniz. Hem görev hem tabii ki orada bulunduğunuz süre içerisindeki gözlemleriniz açısından da önemli. Neler söylemek istersiniz ilk etapta? Tabii biz pazartesi sabahı deprem oldu. Salı sabahı yola çıkmayı planladık. Hatta yoldan geri döndüm. Çünkü perşembe 11'e kadar işi olmayanların girmemesi istendi. Bir yasak gibi bir şey kondu. Yoldan geri döndük. Sonra çarşamba gecesi geç saatte çıktık yola. Yaklaşık 21 saat sürdü. Şeye kadar, İskenderun İsdemir'e kadar nispeten kolay gittik. Gerçi şeyde Pozant tarafında bir kamyon mu tır devrilmişti, uzun bir kuyruk vardı. Biz eski yoldan geçtik. İstemir'de hava kararmamıştı henüz. Şeye enkaza ulaşıncaya kadar, ki Antakya'yı bilenler vali göbeğine yakındır, eski stadyumun orası. Bire çeyrek falan vardı. Yani 6 saatlik yaklaşık bir yol sürdü ki 1 saatlik yoldur normal koşullarda. Otoban da var çünkü. Bunun en önemli nedeni tabii trafik problemi, yardım tırları. Ondan sonra ilk 24 saat hiç devlet yoktu orada. İş gönüllülere kaldığı için herkes yakınlarını almak, kurtarmak için bizatihi seferber oldu ve araçlarla oraya bir yığım oldu. Tabii Antakya'ya girişte de çok ciddi problem vardı çünkü başlangıçta bu şehir planlaması yapılırken bitişik nizam şey yapılıyor. Apartmanlara izin veriliyor. Bir de yollar, yani şehrin genişleme potansiyeli olan yollarda evler caddelere çok yakın yapıldığı için dolayısıyla caddelerin kenarlarına park eden tırlar trafiği çok aksatabiliyor. Araçlar da fark ediyor. Sonra şeyde ilk izlenim olarak, yani gönüllülerin çok büyük desteğini ve yardımını gördük. Özellikle ben enkaz başında Kocaeli'nden gelmiş Iğdır kökenli Kürt kardeşlerimiz vardı, bize çok yardımcı oldular. Sağ olsun. Ondan sonra Sancaktepe Ülke Ocakları'ndan gelenler vardı, onlara da teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Yani bir kaos ortamı vardı tabii. Bu kaos ortamı biraz iyi niyetli acemilikten, biraz devletin yokluğundan, biraz hazırlıksızlıktan, biraz koordinasyon eksikliğinden, hem yerel hem merkezi hükümet itibariyle ne yapılacağının önceden çalışılmamış olmasından ve hazırlık yapılmamış olmasından kaynaklanıyor. Benim gördüğüm kadarıyla tabii şimdi bunlar hepsi not edilmiştir. Görüldü. Yani bir enkaz başında canlı varsa enkazın içerisinde yapılması gerekenler ve ihtiyaç listesi farklı oluyor. Ki orada yani teyzemin olduğu apartmanda 2-3 defa İngiliz ekip geldi, köpekleriyle kokladılar, canlı yok deyip gittiler. Diğer arama kurtarma ekiplerinden de gelenler oldu. Yani canlı olmayan enkazları bırakıp gidiyorlardı. Bu da doğal bir şey. Fakat yani canlı olanların, içerisinde canlı olan binalarda yaşayan insanların araç, gerece ve insana ulaşımı ile ilgili bir şey vardı. Yani bir kaos vardı. Kim nasıl ulaşıyor bilmiyorum. Ben bizim enkazda teyzemle beraber 7 kişi daha vardı enkaz altında kalan. Bunların çıkarılmasını da söylediğim iki ekibin yüksek gayretleri vardı. Yani onlar kepçelere, kırma aletlerinin bir kısmını kendileri getirmişler zaten.
Kocaeli, Gölcük ve Van depremlerinden tecrübeliler tamamen insanlık namına gelmişler. Hiçbir yardım talebimizi kabul etmediler. Her şeylerini paylaştılar. Ziynet eşyalarını bile getirdiler. Evet, sağ olsunlar. Ben öncelikle tabii sizi bu konuyu konuşarak hiç yormak istemiyorum. Ama siz de özellikle o bölgede bundan sonrası için, şimdi olan oldu, giden gitti. Hepimizin acısı çok büyük. Ateşle düştüğü yeri yakıyor gerçekten, ama bu ateş milletimizin tam ortasına düştü, göbeğine düştü. Dolayısıyla sizi çok fazla konunun bu boyutuyla daha fazla yormak istemiyorum. Ama şunu sorayım, çünkü o sizin notlarınızda var, onu bildiğim için soruyorum Vedat Bey, yoksa ben o soruyu da es geçeceğim ama bundan sonra ne yapılmalı kısmı. Çünkü biz deprem kuşağında yerleşmiş bir toplumuz, yani ülkemizin birçok bölgesinden önemli fay hatları geçiyor. Şimdi İstanbul için konuşuluyor, hep her zaman vardı, bugün konuşulmuyor. Ama biraz bilinçlenmek, biraz daha öğrenmek, daha hazırlıklı olmak için, bildiğimiz bir afete daha hazırlıklı olmak için sizin gözlemlerinizin üstüne neler yapılabilir diye sorayım hızlıca. Ya bir defa bu devletin kurumsal yapısı çöktü maalesef. Bunun arkasındaki nedenleri iyi görmemiz lazım. Bir defa bu depremler, deprem sonrasındaki kayıplar bu kadar büyük olmasının bir insan işi olduğunu kabul etmemiz lazım. Sistem işi, yönetim işi olduğunu kabul etmemiz lazım. Bakın 2014 yılında Şili'de 8.2 büyüklüğünde deprem oldu. 187 bin nüfuslu bir şehirde 2 metrenin üzerinde tsunami de vurdu ve 3 Nisan'da 7.7 büyüklüğünde bir deprem oldu. Ve ölü sayısı 6, yaralı sayısı 9. Ölenlerin ikisi ya da üçü kalp krizinden ölmüş. Yani bu ölümlerin bu kadar olmasının nedeni arkasındaki bizim tamamen kayıt dışı ekonomi imar rantına göre şehir planlamasını yapma, imar mevzuatı ve imar düzeninden beslenen siyaset. Yerel ve merkezi siyaset olarak görüyorum. Burada yani aslında bilim dünyasına, bilime ve kulak verilmiş olsaydı belki biraz daha hasar düşük olurdu. Kötü olan şey şu, yani 2019'dan beri burada çok ciddi bir deprem olacağına dair bilim insanları, deprem uzmanları uyarılarını yapmışlar. Kısmen ilerleme de var, oraları da görmek lazım. Yani Kahramanmaraş'ta mesela bina hangi binaların ne düzeyde hasar alacağı sokak sokak, cadde cadde çalışılmış ve ne yapılması gerektiği raporlanmış. Bu raporlar neden dikkate alınmıyor? Neden sistem bu raporlar üzerinden yürümüyor? Bunları sorgulamak lazım. Acı olan burası. Şimdi bizim deprem yönetmeliği 1999'dan bu yana bayağı bir ilerleme kaydetti. 99 yılından bu yana, yani bir Japon mühendis değişik kanallarda dinlediğim aynı şeyi söylüyor. Türkiye'de 32 yıldır yaşadığını söylüyor. Yani deprem yönetmeliği Japonya ile aynı standartlara ulaştı. Utanarak söylüyorum dedi. Yani uygulamada şey var. O onun utanarak söylemekten çekindiği şey aslında orada bizim sistemden beslenen avantajı, kötülüğü besleyen, kalitesiz işi besleyen sistem var. Bunun adı tamamen imar rantıdır. Bu ranta göre kentleşmeyi dizayn edersiniz, fay hatlarının üzerine şehirler yaparsınız, yüksek kat izinleri verirsiniz ve oradan siyasetinizi finanse edersiniz. Ama onun Türkçesi budur. Şimdi yapılması gereken, maalesef şu anda yapıldığı kanaatine varamıyorum çünkü mesele sadece bir orada acilen TOKİ elinden konutları inşa etmek olarak algılanıyor ve oradan işe başlandı. Türkiye'de imar şeyi yapan hem belediyeler yapabiliyor imar planı, hem de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı TOKİ üzerinden. TOKİ istediği yerde istediği imar planı değiştirebiliyor. İstediği yere istediği yükseklikte bina yapabiliyor. Böyle bir yetkisi var. Bu arada TOKİ'nin iyi yaptığı işler de var. Yaptığı bazı binaların sitelerin yıkılmadığını da gördük.
Onları da takdir etmek lazım. Ama bu iş sadece TOKİ'lik bir mesele değil. Yani Hatay ciddi bir mesele. Çok Antakya çok ciddi bir yara aldı. O bölgenin bir etnisitesi de var. Oradan insanların çok fazla göç etmemesi lazım. Yani bu bir beka sorunu diye bahsettiğimiz meselenin can alıcı noktası orası. Dolayısıyla bizim işe şeyden başlamamız lazım. Birincisi diri fay hatları nerede, fay haritasına göre imar planlarını değiştirmemiz lazım. İmar planlarına fay hattı geçen yerlerde mümkünse inşaat izni verilmemesi lazım. İmara açılmaması lazım. Bakın mesela Antakya'da Rönesans diye bir siteden bahsediliyor. 10 dönümlük bir zeytinlik alandı orası. Burası nasıl imara açıldı? Zeytinlik alan imara açıldı. Yani zeytinlik alanların imara açılmasına karşı olan insanlar protestoları duyulmadı. Yani onlara itibar edilmedi. Açıldı. Nasıl açıldı? Peki burada bu yoğunlukta inşaat izni nasıl verildi? Bu inşaat kalitesiyle bu binaların yapılmasını kim yapı denetim işini yaptı? Kim izledi? Hangi inşaat ustası orada çalıştı? Hangi mimar? Yani bu bir sistem işi. Bu sistem maalesef kayıt dışı işçiyi besliyor. Kayıt dışı ekonomiyi besliyor. Avanta siyasetini besliyor. Yani bunun değişmesi lazım. Aklımızı başımıza toplamamız lazım. Bakın bu yapı denetim işinin de yani bozuk düzen derken, devletin kurumsal yapısının çöktüğü meselesi derken ben yeminli mali müşavir olarak da biliyorum. Bakın mühürünü kiraya veren yeminli mali müşavirler var. Yani mükelleflerin vergi beyannamelerin gerçek durumu yansıtıp yansıtmadığını devlet adına yemin etmiş insanların mühürleri ve imzaları kullanılıyor. Burada da yapı denetim işi müteahhitlerin elinde, tüccarların elinde ve orada artık emekli olmuş bir ayağı çukurda imzacı mühendisler istihdam ediliyor. Düşük ücretli istihdam ediliyor çünkü piyasada çok büyük rekabet var. Nasıl YMM'lerde, yeminli mali müşavirde askeri bir tarife var yani hizmet kalitesi düşmesin diye Devlet Maliye Bakanlığı bir hizmet tarifesi yayınlıyor. Bu tarifenin altında iş yapılıyor. Altında iş çünkü gelen her şeye imza atılıyor. Burada da denetim işi yapılmadan ya da denetim işini yapmakla görevli ama kalifiye olmayan insanların gelişi güzel denetimlerini orada inşaatı kontrol etmeden imza atan mühendisler çalışıyor. Hepsi böyledir demiyorum ama sistem buralarda çok büyük arızalar veriyor. Yetersiz ve kalifiye olmayan personelle tüccarların elindeki ve müteahhitlerin denetlediği bir yapı sisteminden kontrol bekleyemezsiniz. Bunların denetlenmesi de mümkün değil. Bundan önceki depremlerde bu yapı denetim sistemlerinin iyi çalışmamasının nedeni apar topar enkazların kaldırılmasıydı. Şimdi iyi olan şey şu, enkazlardan numune alınıyor. Dolayısıyla orada inşaat kalitesi düşük olan şeylerin, inşaatların müteahhitlerini bulmak, çalışan işçilerini, demir ustalarını vesaire çimento şeylerini bulmak mümkün. Buralardan hesap sorulması gerekiyor. Ama hesap sormak tek başına yetmez. Bu imar rantına dayalı şehirleşme, kentleşme işinin bitmesi lazım. Bakın Antakya'da Asi Nehri'nin kenarında bir yıllık kentsel dönüşüm çerçevesinde yapılmış binalar yıkıldı. Bir yıl önce annemin evinin bitişiğinde yan yattı. Öbürü de yan yattı. Öne yattı. Birisi yana yattı. Kenarlar yıkıldı. Yani bunlar kentsel dönüşüm çerçevesinde yapılmış şeyler. Bakın bir yani depremle mücadele edeceksek yani bu düzen değişmesi lazım. Topyekün düzenin değişmesi lazım. Evet. Ben sizi çok iyi anlıyorum. Umarım bizi izleyenler de anlıyordur. İzleyicilerimizden deprem bölgesi için alınan o kadar çok destek planları mevcut ki biz takip etmekte zorlanıyoruz. Neden alt ya da yan kayar bant olarak yansıtılmıyor demiş mesela. Neredesiniz diye sormuş beyefendi. Deprem olup bittikten sonra 40 küsür bin canımız öldükten sonra alınacak tedbirler, gelen destek paketleri vesaire tabii ki gidecek. Devletin işi o zaten. Ama devletin asıl işinin Vedat Bey'in de bir ekonomist gözüyle söylediği gibi aslında bunların önüne geçecek kurguyu yerine oturtması ve ondan sonra da bunun takipçisi olması. O yüzden siz nerede geçiyorsa oradan takip edin. Biz de paylaşıyoruz zaten bütün
yapılanları. Ama daha önemlisi bundan sonra daha fazla canlarımız kaybolmasın. Bunun için neler yapılması gerektiğini Vedat Bey bize anlatıyor. Şimdi bu işin en kötü yanı bu tip hepimizi derinden üzen, sarsan sosyal olaylara rağmen işimizi yapmaya devam etmek zorunda oluşumuz. Hepimizin de insan olduğunu bazen göz ardı edebiliyoruz maalesef. Depremin ekonomik boyutunu da soracağım size. Aslında bütün bu bahsettiğiniz önlemlerin alınması verilen ekonomik kayıplardan daha az maliyetli değil mi diye soracağım. Ondan sonra da yine sizin ilk tespitleriniz, ilk bakışta neler gördüğünüz, kayıp anlamında neler gördüğünüz ve yeniden ekonominin çarklarını özellikle de biraz önce bahsettiğiniz gibi aslında bölge halkının bölgede kalmasının öneminin altı çizilecek olursa neler yapılması lazım, nasıl yol almamız lazım ekonomik açıdan? Biraz da bundan bahsedelim, buyurun. Tabii ekonomik ve sosyal etkileri var ve bunlar iç içe maalesef. Bir defa kısa vadeli ve uzun vadeli etkiler diye ayırmak lazım. Yani ilk andaki etkiler işte hepimizin yaşadığı yıkımlar oluyor. Can kaybı, mal kaybı, evlerin yıkılması, hasar görmesi, fabrikaların yıkılması, hasar görmesi, iş yerlerinin yıkılması, hasar görmesi, şehir peyzajlarının hasar görmesi. Yani Antakya'nın peyzajı, mimarisi o kadar turist alıyor, o kadar gözde bir şehir. O Antakya yapan her şey yıkıldı. Yani şeyinden Hatay Meclis binasından Afvan kahvesine, Rus Ortodoks Kilisesi'nden dünyanın ilk defa aydınlatılan Kurtuluş Caddesi'ne, Saray Caddesi'ne hepsi yıkıldı. Yani bunların aslında uygun hale getirilmesi lazım tabii. İlk anda tabii can kaybı, ölen ve yaralanan insanlar. Yani bunların enkaz altındaki sağ olan insanların çıkarılması, yaralıların ivedilikle hastanelere taşınması, tedavi edilmeleri. Bunlar bir de orada bir şekilde hayatın devam etmesi gerekiyor. Oralara mantıklı bir şekilde yardımın ulaştırılması lazım. Yani o yardım işi de bir... insanımız çok cömert, iyiliksever fakat işe yaramayan yardımlar. Ben o anlayamıyordum. Mesela Ahbap'tan Haluk Levent lütfen eşya göndermeyin, kıyafet göndermeyin. Hakikaten yakılıyordu. Bugün de televizyonda gördüm, yakılıyor. Yani orada acil olan şeyler söylediğim gibi enkazdan canlı çıkarmak için gerekli olanlar, enkazdan cansız bedenleri çıkarmak için gerek. Sonra enkazı toplamak için. Bunlar yani geçti tabii şimdi artık olan oldu diyelim ama. Şimdi can kaybı, mal kaybı, ürün kaybı yani bir ekonomik aktiviteyi olumsuz etkileyecek bir şey tabii ki. Bunlar bir defa bizim Türkiye spesifik olarak bakacak olursak bir defa para politikasını gevşetecek. Maliye politikasını çok ciddi bir şekilde gevşetecek politikalar. Dolayısıyla enflasyon görünümünü bozacak bir şey, kur üzerindeki baskıyı arttıracak bir şey, işsizliği arttıracak bir şey, ihracatı azaltacak bir şey. Dolayısıyla buraların hani yeniden imara açılmasında aynı hatalara düşünmemesi lazım. Bakın şimdi ülkenin sınırlı kaynakları var ve biz bu sınırlı kaynakları gene inşaat denilen ve verimli olmayan, bir yıl ülke milli gelirini arttıran, ondan sonra hiçbir şeyi katma değeri olmayan yatırımlara tahsis etmek zorundayız. Yani mevcut servet stokumuzu yeniden ihya etmek için gene gelecekteki gelirlerimizi bugün harcamak zorundayız. Bu uzun dönemde büyümeyi olumsuz etkileyecek bir gelişmedir. Şirket karlarını, banka karlarını azaltacaktır. Ben Princeton Üniversitesi'nden bir makale okudum, depremlerin, doğal afetlerin ekonomiler üzerindeki etkisi. 8 yıl sonra uzun vadeli etkisi 1.6 gayri safi yurt içi hasılayı azaltıyor. Ve düşük ve orta gelirli ülkelerde bu oran çok daha yüksek. Demek ki uzun vadede ekonomik büyüme, çünkü üretken kapasiteniz düşüyor, iş gücünüz azalıyor, ihracatınız azalıyor. Bir de kaynak uzun vadede üretken kapasiteyi artırmaya yönelik kaynağı sizi götürüp orada inşaatı, altyapıya harcamak zorunda kalıyorsunuz. Evet.
Vedat Bey, şimdi bugün sizi daha fazla yormak da istemiyorum ama özellikle bundan sonra hani ekonomik açıdan bir değerlendirme de isteyeceğim sizden. Belki önümüzdeki hafta bunu konuşuyor oluruz diye umuyorum. Vedat Bey'i uğurlayacağım ama sizlere de bu bölüm için bir röportajla veda edeceğim. Ciner Medya Grubu ABD temsilcimiz Ali Çınar, Virginia Tech Üniversitesi profesörlerinden Soruhas'la görüştü ve Soruhas kendisine Rusya-Ukrayna Savaşı'nın arpa üzerindeki sonuçlarından bahsetti. Detaylar haberimizde efendim. Saat 21'de ekonomik görünümde görüşene dek hoşçakalın. Bugün değerli bir akademisyeni ağırlıyoruz. Profesör Dimitris Soruhas, kendisi Virginia Tech Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi'nde akademisyen olarak başarılı çalışmaları var. Dimitris Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk Ali Bey. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sizin bilhassa transatlantik ilişkilerinde ve Avrupa Birliği'nin ekonomi, ticaret olmak üzere birçok alanda değerli çalışmalarınız var. Bu anlamda ilk sorum Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı ve bunun jeopolitik Avrupa üzerindeki sonuçları nelerdir? Avrupa Birliği'nin ekonomik, ticari, bilhassa enerji politikalarında ortak bir duruşu, birlikteliği var mı? Bu sene nasıl görüyorsunuz gidişatı? Evet, ilk önce şöyle söylememiz lazım bence. Bu Rusya'nın savaşı Ukrayna karşı olan Şubat 2022'de Avrupa Birliği'nin kilit ülkelerinin son dakikaya kadar diyebiliriz bu savaş olmayacak diye düşünüyordular. Hatırlarsanız hem Fransa hem Almanya tarafından sürekli Rusya Federasyonu ile müzakere ediyordular. Fakat 24 Şubat'ta gördüler ki artık bu savaşta hakikaten başlayacak. O noktadan sonra tabii ki Avrupa bütünleşme ve Avrupa entegrasyonu soruları sık sık gelmeye başladı. Özellikle enerji alanında. Orada son bir senede olumlu gelişmeler de oldu. Bir şekilde Avrupa Birliği ülkelerine sübvansiyonlar kullandı ve bu şekilde hem firmalar hem kendi ülkelerine biraz finansal destek vermeyi istedi. Ama tabii savaştan sonra ve Rusya dışlandıktan sonra Avrupa siyasi ve ekonomi alanlarında büyük sorular kalıyor. Mesela ondan bir tanesi bağımlılık oranı Rusya'nın doğal gazdan özellikle Avrupa Birliği içerisinde çok farklı. İspanya, Portekiz bir taraftan ülkelere bakarsanız neredeyse öyle bir bağımlılık sıfır. Bu taraftan Almanya tabii son 50 senede hem siyasi anlamıyla hem ekonomik anlamıyla Rusya Federasyonu'nu eskiden Sovyet Birliği ile birlikte yani yakında kalmak büyük bir mücadele etti. Son bir senede Almanya'nın özellikle Almanya'nın politikası hem siyasi hem ekonomik anlamıyla %100 değiştirmesi lazım. Şu an olumlu adım attılar. Ama henüz bana göre biraz erken, çünkü Avrupa entegrasyonunun başka sorular var, başka riskler var, başka tehlikeler var. Ve bu savaş bu şekilde devam ederse, jeopolitik Avrupa'nın dediğiniz gibi bir cevap henüz görmedik. Avrupa Birliği'nden ABD ilişkisi iyileşti ama başka bir bağımlılık var aynı zamanda güvenlik açısından ve bu bağımlılık ABD'den kaynaklanıyor. Yani Avrupa Birliği kendisi şu an bu savaşa olumlu bir rol oynamak çok zor. Evet, bununla ilişkili Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasında yakın zamanda yine gerginlik çıktı. Bilhassa bu casus balonu ile ilgili ve Amerika ile Avrupa Birliği'nin Çin'e karşı bilhassa ekonomik işbirliği ve teknoloji alanında sizi yeterli bir çalışması, çabası var mı şu anda? Evet, çok çok güzel bir sorunuz. Bana göre biraz geri adım atmamız lazım ve bunu biraz daha derin değerlendirirsek eğer, ABD tarafından Çin Halk Cumhuriyeti büyük bir tehdit olduğunda yeni bir gelişme değil. Yani Rusya'nın savaşından sonra onu biraz daha açık olarak ifade ettiler. Fakat
2016-2017-2018'den itibariyle ABD'de bildiğiniz gibi ikinci soğuk savaş diye bir tahmin eden analistler ve siyasetçiler var. O konuda Washington'daki hem demokratlar hem cumhuriyetçiler bir konsensus, yani bir ortak noktada var o konuda. Ve Avrupa Birliği'nde bu konuda ikna etmeye çalışıyorlar. Yani AB bir gün olmasa bile yarın bir tercih etmesi lazım. Çünkü Çin dediğimiz gibi büyük bir tehdit oluyor. Yani yeni dünyada bir tehdit olabilir, özellikle ABD'ye karşı. Avrupa Birliği'nde şu an bana göre bir karar olmadı o noktada. Gördüğümüz üzere özellikle Almanya ülkelerinde ekonomik ilişkileri Çin ile çok büyük ve çok güçlü. Ve Avrupa Birliği içerisinde tamamen bir taraflı olmamız diye bir konsensüs henüz yok. Ondan dolayı ABD ve AB, yani transatlantik ilişkileri, Rusya'nın savaşından sonra iyileşti ama hala özellikle Çin konusunda sorular var. Ondan başka bir örnek verebilirim size. Gördüğümüz gibi Amerika'da yeni kanunlarına göre Çin'den özellikle dediğiniz gibi teknolojide biraz bu bayrılık kopmak istiyor. Özellikle tedarik zincirleri yönetiminde artık Çin'den her şeyden kaynaklanan, ondan bağımsız olarak çalışmak istiyor vesaire. Bu yeni kanunlarda ABD tarafından Avrupa'da çok olumsuz görüyorlar. Neden? Çünkü orada sübvansiyonlar çok büyük. Özellikle elektronik arabalar ile ilgili ABD hükümeti kendi firmalarına çok büyük bir destek verecek ve şu an Avrupa Birliği o konuda karşıda kendisi yeni bir kanun çıkarmayı çalışıyor. Yani kısaca ekonomik anlamıyla ABD ve AB sorular devam ediyor ve tabii büyük bir tehdit şöyle: yeni sanayi politikası açık olarak dünyada açık olmayacak. Tam tersi, ABD kendi pozisyonları savunarak Avrupa Birliği ülkelerinde aynı bir şey yapacak. İkisi de biliyor ki o öyle bir sorun, yani bir cevap olmaz. Yani ikisi de daha liberal açık piyasalarda ifade ediyorlar ve savunuyorlar. O konularda hala müzakere devam ediyor. Evet, ve son olarak da Avrupa Birliği'nin geleceğiyle ilgili 5 yıl içinde sizce en büyük zorluklar nelerdir? Güçlenen bir AB mi, yoksa zayıflayan bir AB'ye doğru mu gidiyoruz? Çok önemli bir soru. Tabii çok zor bir soru aynı zamanda. Bana göre hem avantajları hem dezavantajları var Avrupa'da. Bana göre şu an en büyük sorular siyasi konularda. Ekonomi anlamında, biraz önce bahsettiğimiz gibi enerji anlamında, bence Avrupa bu Rusya'dan bağımlılık biraz azalıyor ve bu süreç devam edecek. Yani o konuda büyük bir tehlikeli görmüyorum. Brexit'den sonra gördüğümüz gibi entegrasyonu bir şekilde devam edebilir ama iç politikası büyük sorular var. Aşırı sağ partilerde mesela yükselmeyi trendi devam ediyor. Şu an İtalya gibi önemli ülkelerinde, hükümetinde ve ondan dolayı Avrupa'nın Avrupa siyasetinde sorular devam edebilir. Eğer bu trend devam ederse ve daha fazla ülkeleri aşırı sağ partilerinde popülizmi yapan, İslam'a karşı çıkan siyasi partilerde bu şekilde güçlenmeye devam ederse Avrupa'nın gelişmesi çok olumlu görmüyorum açıkçası. Evet. Dimitris Bey, değerli bilgileriniz için size çok teşekkür ediyorum, vaktiniz için. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.